Sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi devam ediyor. Şimdiki konuğum yazar Deray Yurdakul. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi yazar dedim ama aslında bir sürü iş olunca ben dedim yazar diyeyim, kendi anlatsın biraz. Tamam, tabii ki. Hoş bulduk. Adana doğumluyum. Üniversite çalışıyorum, Çukur Üniversitesi'nde. Bir Deli Cümle adlı kitabım var. Ulusal birkaç dergide köşe yazarlığı yaptım. Festivallerde, etkinliklerde, özel gecelerde, kanallarda sunuculuk yapabiliyorum. Ayrıca Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Çukurova Bölge Müdürlüğü'nü yapıyorum. Bununla birlikte eğitim koçluğu, yaşam koçluğu, danışmanlık yapıyorum. Evet. Ama bizim konuşacağımız, ilk başta konuşacağımız çok merak ettiğim, zaten az sonramızda da yer alan, hatta şu anda bile karşı olarak var. Cezaevinde öfke kontrolü söyleşileri. Evet. Evet. Biraz oradaki izlenimlerle böyle başlayalım mı? Tabii Gerçekten ki. ben çok merak ettim. Yaklaşık 3-4 yıldır gidiyorum. Üniversitenin Adalet Bakanlığı ile imzaladığı bir protokol gereğince gönüllü olarak işte Bakırköy, Karataş, E tipi, F tipi cezaevlerinde söyleşiler yaptım. Bu söyleşiler öfke kontrolü, mutlu olmak, iyi insan olmak üzerineydi. Çünkü hakikaten hayata küskün ve kırgın insanlar var. Bir daha tekrar hayata bağlanamayacağını, hayatın içine karışamayacağını düşünen insanlar var ki bunlar anneler ayrıca. 6 yaşına kadar annenin yanında kalabiliyor, sonra sevgi evlerine gidiyor çocuklar. Çocuğuna olan ilgisi, alakasını orada veremeyeceğini düşünüyor. Oradan çıktıktan sonra tekrar dönmek zorunda kalacağını düşünüyor. Ve bu öfkeyle de sürekli hem kendini besliyor hem de dışarıda kalanlara, ailesine, yakınlarına, eşine, dostuna karşı da çoğunlukla sistemkar, çoğunlukla umutsuz. Tüm bunlar da tekrar tekrar dönüşüm sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Çünkü inandığı şeyle beslenir insan. Onlar Evet. acıyla besleniyorlar. İlk soruları tabii ki af ne zaman çıkacak oluyor. Ama yansıtılanın aksine cezaevlerinde çok güzel onları hayata bağlayabilecek, bir şeyler öğrenmelerini, üretken olmalarını sağlayacak şeyler de var. İşte halı dokumayı öğreniyorlar, yemek yapmayı öğreniyorlar. Ki herkes, her kadın bilir diye düşünüyoruz ama bir ahçı kadar olmasa da bir mutfakta çalışabilecek, üretmesini sağlayabilecek. Dikiş nakış kursları Yani var, sadece boyama evinde var. değil, çıktıktan Elbette. sonra para kazanmasını da aslında Bütün sağlayabilecek bunlar işlerden sergilenip bahsediyoruz. bunlardan para da kazanabiliyorlar. Bunları gördükçe ve ürettikçe de kendileri olan güvenleri ortaya çıkıyor. Evet, ben aslında yapabilirim diyebiliyorlar. Ama genel anlamda evet, iç dünyaları son derece karanlık ve kırgın. Evet. İlk soruları ne dediniz? Af ne Af zaman ne dediniz? zaman Peki onun çıkacak? dışında nasıl sorularla karşılaşıyorsunuz? Şey diyorum, hayata karışmak ve tekrar bunu gözden geçirmek. Evet, sizin burada bulunmanızın bir sebebi var. Bu bir kere gerçekten kader mahkumu olan var. Bir de evet, bunu bir şekilde orada bulunup buradaki hatasını anlamasını gereken ve çıktığında da hayata tekrar karışmasını gerektiren bir izlenim var. Onların ikinci soruları, ablacığım ya da kardeşim, bacım, ben çıkınca bana iş verilmeyecek ki, toplum beni kabul etmeyecek ki, ben çıkınca ne yapabilirim ki? Çünkü kendi dünyalarında, kendi çevrelerinde hep atıl durumdalar. Evet. Onları hayata kazandırmak için de toplum olarak ister istemez o cezalı, o sıkıntılı, onu alırsak yanımıza o sıkıntıları yaşarız imajı çok. Onu kırmak gerekiyor önce. Topluma faydalı, verimli olabilirsin. Toplum için atasına, vatanına bağlı bireyler olabilirsin. Üretmeye başlayabilirsin. Önce bu öfkeyi kırmak için bir konuşma yapıyorum. Arkasından da gelen sorular şu şekilde oluyor. Bu öfkeyi ne kadar süreliğine kırabilirim? Tamam, kıracağım ama tekrar bana gelen tepki şu olacak. Sen bir müddet dayanırsın, sonra tekrar aynı şeyi yaparsın. Evet. Algıyı değiştirmek gerekiyor. Bunun için de tabii bizlere çok fırsat tanımamız gerekiyor. Bu anlamda çok iş düşüyor. Evet, gerçekten o fırsat tanımak çok önemli, değil mi? Tekrar o Kesinlikle. dedikleri gibi tekrar Kesinlikle. geri dönmemeleri için gerçekten çok önemli.
Evet ve galiba umutsuz da olmamaları gerekiyor. Dediğiniz gibi hani gerçekten orada olmayı hak edenler de vardır mutlaka ama kesinlikle, gerçekten kader kesinlikle. mahkumu olup orada olmak zorunda olanlar, dışarıda da onları bekleyen evlatları olanlar da Ya var. O yüzden elbette. Sonuçta birlikte yaşadıkları çocukları var orada. O evet. çocukların sağlık, ruh gelişimi açısından da biraz bir şeyler ki anaokulları var. Hakikaten çok ilgililer. Yani ben özellikle Karataş Cezaevi'ne gittiğimde gördüm. Çalışan bütün psikoloğu, müdürü, gardiyanları, herkes gerçekten çok ilgili ve sevgi doluydu. İlk etapta kafamızda oluşan o imgenin aslında çok farklı olduğunu girince anlayabiliyorsunuz. Tabii ki kolay değil. Gittiğinizde bir şekilde yardımcı olmak, götürdüğünüz materyaller ki bunlar kurum tarafından belirlenebiliyor. Çünkü her şeyi götürmeniz mümkün değil. Haklı olarak, haklı gerekçeyle. Ama çok mutlu oluyorlar. Birilerinin onları düşünmüş olması ve bir şeyleri üretmeye çalışmış olmaları. Açtıkları sergiler var. O sergiler mesela halk oyunları oynuyorlar. Tiyatro canlandırıyorlar. Semazen gösterileri yapıyorlar. İnançlarını güçlendirmek gerekiyor. Topluma insanları kazandırmak gerekiyor. Çünkü en az dışarıdaki içeride olduğu kadar dışarıda da buna yatkın. Burada olabilecek çok potansiyel Çok kişi doğru. var. Bir şeylerin farkına varmak gerekiyor. Aslında asıl amacım da hep benim farkındalığı arttırmak. Hayatın hangi tarafından bakar ve beslenirseniz onunla büyüyorsunuz. Sevgi ise sevgi, acı ise acı. Neyle beslenirsek onu çoğaltıyoruz. O noktada biraz daha verici olursak, biraz daha empati yaparsak daha kolay yaşanabilir bir dünya olacak diye düşünüyorum. Öyle inanıyorum en azından. Evet. Peki sürekli öfke kontrolü dedik işte oradakilere de diyormuşsunuz önce öfkemizi kontrol. Gerçi sizin sesinizi dinlerken zaten insan öfkeliyse bile yatışıyordur. Çünkü böyle çok naif bir Ay ses sağ olun, tonunuz var. sağ olun. Peki öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Ben Biraz hep böyle yöntemlerinden bahseder misiniz? öfkeye yol vermekten bahsederim. Örneğin trafikte giderken genellikle hepimiz yaşıyoruz. Zaten trafik hepimizi bir şekilde Yaşamaz geren ve mıyız? yoran. Bu hani sadece İstanbul için değil aslında bütün büyük şehirlerin bir sıkıntısı, kaosu haline geldi. Arkadan gelene, selektör yakıp korna çalana yol vermek. O yol vermek aslında öfkeye de yol vermek oluyor. Çünkü o an arkadakinin gerçekten acelesi olabilir. Empati yapmıyoruz. Hayır, ben öncelikliyim diyoruz. Hep ben önce gitmeliyim, ben önce yapmalıyım, ben önce başarmalıyım. Bir kere hep ben duygusundan bir uzaklaşmak gerekiyor. Hastası olabilir. Acil yetişmesi gereken bir toplantı olabilir. Kanala gelmesi gerekiyor Evet. olabilir. Dolayısıyla o öfkeye yol vermek gerek. Ama bu bulunduğumuz her ortamda kendini korumak ya da işte dinginleştirmek için nefes terapileri var. Nefes terapisi uygulanabilir. En azından ona kadar sayılabilir. Güne başlarken bugünün gerçekten iyi geçeceğini düşünerek tebessümle hareket etmek gerekir. Ne kadar çok verimli olduğumuzun notları gün sonunda alınırsa hakikaten ya ben bugün işe yarar bir şeyler yapmışım denilebilir. Bir de tabii birey olarak başkasını değil kendi hatalarımızı da görebilmek. Karşındakine aynı olabilmek. Ona öfke duyuyorsam o öfkeyi sağlayacak ben ne yaptım? Neyi ortaya çıkarttım? Onun bağırmasına, onun kızmasına gibi. Bu empati yaptıkça daha bir kontrol mekanizmanız gelişiyor. Kendinizde diyorsunuz ki evet, aynı şeyi benim için de düşünebilir. Bir dur. Bir önce sakinleş. Ha bir sonraki boyut var. Hiçbir şekilde mücadele edemeyeceksiniz. Çok büyük tartışmaya girecek. O bugün ilacını almamış. Ona dokunma şeklinde bir düşünce de geliştirebilirsiniz tabii. Evet, güzelmiş. Galiba şey bütün pek çok şeyin çözümü aslında empati ama işte günlük hayatta bazen bunu çok beceremiyoruz. Zaten ne oluyorsa da o beceremediğimiz anlar da oluyor. Peki ben biraz da kitabınızdan bahsetmek istiyorum sizin. Gerçekten çok kısa sürede böyle birinci baskısını bitirmiş Evet. arkasından. Ben ona çok satılanlar demiyorum. Çok okunanlar oldu Avrupa'da ilk 1,5 ay içerisinde. Hani satılıp da okunmayan çok kitap var. Aforizmalar ve deneme yazılarından oluşuyor. Cümlelerin hep bildik
kullandığımız anlamları dışında farklı anlamlarda kullandım. İşte atıyorum kalp kalbe karşıdır derler, doğruymuş. Senin kalbin bana hep karşı geldi. Ya da adını anmak istemeyip o dediğimizin matematiksel değeri de aynı kelimede saklıdır. O ve sıfır gibi. Biraz farklı açıdan bakmak gibi ama tabii bütün bunların içerisinde böyle sistemkarlardan örnek verdim ama umut, sevgi, iyiliğe dair çok şey var. Çünkü ben hep söylüyorum, her mecrada söylüyorum, sevgiyle büyüdüm. Annemin adı diye değil sadece. Hakikaten sevgi dolu, eğitimci bir ailede büyüdüm ve sevgiyle hareket ettikçe siz de sevgi yayabiliyorsunuz. Kitap önce sosyal medyada cümlelerimi paylaşırken, daha sonra bu işin uzmanları tarafından evet bunu çıkar artık dediklerinde çıktı. İki oğluma ithafen yazdım. Sonra işte köşe yazıları başladı. Yeni kitaba hep hazırlanıyorum diyorum ama onu soracaktım okumaktan, var mı sırada? Pardon, okumaktan pek yazmaya fırsat kalmıyor. Ancak küçük notlar alabiliyorum. Her gün bir kitap okuyup bitiriyorum. Bir şekilde eğitimler alıyorum, söyleşilere gidiyorum. Yazmak için sanırım biraz daha dinginleşmek gerekiyor. Her şeyden uzaklaşmak gerekiyor. Evet tabii, biraz daha uzun boş vakitler gerektiriyor galiba. Köşe yazısı gibi değil çünkü kitap evet. Yazmak. Evet. Tabii aslında yaptığınız iş çok olunca böyle daldan dala atlamış gibi oluyoruz ama. Estağfurullah. Evet, bir de tabii kariyer seçimleri konusunu da size sormam gerekiyor tabii. Peki kariyer seçimleri gerçekten hayatımızın en önemli noktalarından biri. Yani işte geleceğimizi belirliyor aslında meslek seçimimiz, kariyerimizi nasıl planlamamız gerektiği. Bu anlamda nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle genç izleyicilerimiz de vardır şimdi. Hem kariyer planlaması yapacaklar hem de işte meslek seçimi yapabilecek olan izleyicilerimiz vardır. Onlara neler önerirsiniz? Şimdi aslında hep lise döneminde bu düşünülürdü ama ortaokuldan itibaren özellikle Avrupa ülkelerinden baktığımızda ortaokul döneminden itibaren çocuğun bir şekilde yönlenmiş olması bekleniyor. Ben iktisat mezunuyum. Ama yaptığım iş daha sosyal bölümler ağırlıklı. Bir kere şu geleceğin mesleği lafından uzaklaşmak lazım. Ya da kaç puanla nereye alırım? Ben rakamlarla hareket etmeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü rakamlar sürekli değişen şeyler. Kilo alıp veriyoruz. Her yıl bir yaş ilerliyoruz. Mesafeler, rakamlar değişebiliyor. Ben ne olmak istiyorum sorusunda beni ne mutlu eder, ne yaparsam beni ne mutlu eder demek gerekiyor. Çünkü hayat amacını bilirseniz aslında, hayat amacın ne? Zengin olmak deniyor, ünlü olmak deniyor, başarılı olmak deniyor. Ama bütün bunlar aldım ve buradayım diyerek bitebilen şeyler. Ya da bir sonraki, bir sonraki deyip level'a oynanan bir oyun gibi görülüyor. Ama mutlu olmak o kadar geniş bir kavram ki. Şu an buradasınız, ben buradayım ve burada olmak tabii ki beni çok mutlu ediyor. Yaptığınız işte mutlu olduğunuz için başarılısınız. Başarılı olduğunuz için de mutlusunuz. Bu meslek bana uygun mu? Ben burada neler yapabilirim? Bu bölümü bitirdikten sonra nerelerde çalışabilirim? Tabii bununla birlikte ben üniversite okunmasın demiyorum ama bu ülkenin çırağa da ihtiyacı var. Bu ülkenin tornavidiciye de ihtiyacı var. Nalbura da ihtiyacı var. İşinde iyi olabilmek. Büyük bir orman olmak gerekmiyor ama çalı ol, en iyisi ol. Yapabileceğinin en iyisini üret. Çünkü yaptığınız meslekte en iyi olabilmek sizin sadece işinizde başarılı olmanız değil, güler yüzünüz, ilgi ve alakanız, ona bir şeyler katmanız da önemli. Sizden bir şeyler olması. O yüzden de ben gençlere lütfen diyorum, önce hayat amacınızı belirleyin, sizi ne mutlu eder ona bakın, ona göre yol almaya çalışın. Biraz bu işin uzmanlarını dinleyin, TEDx konuşmaları evet. Var gibi konuşmaları dinleyin. Bu işi gerçekten yapabilenler kimlermiş, ben neden yapamayayım? Bu sıralara kadar geldiyseniz zekada bir sorun yok, bundan sonrasını yapabilirsiniz. Evet. Ama burada ailelere de galiba yani çocuklar çok. Kadar ailelere de çok fazla iş düşüyor. İşte geleceğin mesleğine çok takılmayın dediniz ya ama işte mekatronik mühendisliği diye mesela şimdi işte çok trend olan geleceğin mesleği olarak gösterilen meslek gruplarından birisi. Hı hı. Şimdi herkes çocuğunun aslında bir taraftan öyle bir okul kazanıp
Zaten çocukluğundan beri üniversite sınavına kadar çocuklar öyle yetiştirilmiyorlar mı? Sürekli sınavlar, aman en iyi bölüm kazanılsın diye. Herhalde burada çocuklardan biraz daha fazla ailelere görev düşüyor. Hani biraz daha rahat bırakmaları gerekiyor galiba. Yetenekleri ve mutlu olacakları Çok doğrultuda. haklısınız, çok haklısınız. Tabii ki anne baba, ebeveynler çocukların iyi bir yere gelmesini, madden rahat etmesini düşünüyorlar ama bu mesleği yaparken mutlu olur mu olmaz mı çok bakmıyorlar. Çünkü evet eskiden tek kişi çalışırdı ve bütün aileye yeterdi ama dört kişi evde varsa, dördü çalışıyorsa da yetmeyebiliyor. Ya da yetmeyecek algısı oluşmuş durumda. Mutluysanız zaten başarılı olup kazanıyorsunuz. Ailenin baskısıyla istediği mesleği yapmayan, hakikaten zoraki okuyan, son sınıfa gelip ayrılan çok öğrenci var. Belki söyleşide çok fazla el kaldıran olmuyor ama sonrasında bana umut vaat ettiniz, bir de annemle konuşur musunuz diyenler de çok oluyor. Yani Instagram'dan yazabiliyorlar, sonradan ulaşıp telefon ediyorlar. Evet, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bu da yeni yeni aslında bilinçli bir toplum olmaya başladık. Biraz daha araştırarak, biraz daha o baskıcı kültürden çıkıp ama örf ve adetleri yine kaybetmeden, saygıyı kaybetmeden, ben her istediğimi yaparım diyen değil, şunu istiyorum, sizin de fikrinizi almak istiyorum diyerek iletişimi doğru sağlayarak. Evet. Peki ailelerde geliyor mu çocuklarıyla böyle söyleşilere? Aileler ayrıca ulaşıyorlar. Yani bir kere bilgisayarın başından kalkmıyor cümlesi çok yaygın. Çok oyun oynuyor, çok telefona bakıyor. Ya da istediğim kadar soru çözmüyor. Bilmem kimin kızı ya da oğlu şurayı yazacakmış, benimki onu yazmıyor. Bir konuşsanız şeklinde. Ama diğer taraftan evet çocuğunu doğru yönlendirmek için neler yapabilirim diyenler de var. İki uç kesim var evet. Aslında. Orta gruptaki kararını vermiş ve hiç sormuyor. Kıyaslama da çok yanlış değil mi çocuklar Kesinlikle. Arasında? Evet doğru. Ya bir de şeyi bilmeleri gerekiyor. Az önce siz de söylediniz. Yanlış meslek seçimi yani yanlış kariyer planlama ömür boyu mutsuzluk kaynağı. Elbette. Yani düşünsenize o kadar mutsuz bir çocuğunuz hayatı boyunca mutsuz olacağını bırakın sevdiği bir işi yapsın. Belki çok büyük, çok popüler olmayacak. Belki çok fazla para kazanmayacak sizin idealinizdeki işi evet. Yapmayarak ama en azından mutlu bir birey olacak. Öyle bakmak gerekiyor galiba. Bu çevrenin çok etkisi var. Yani bizim çocuk şu oldu peki ya sizinki şeklinde yaklaşım var. Ama şimdi bakıyoruz o kadar çok meslek çıktı ki, o kadar çok bölüm çıktı ki ve çalışma olanakları da, yurt dışına da gidebilme olanakları var. Bunun için sağlanan burslar var, çeşitli değişim programları var. Yani sadece maddi para yetmez, o yüzden okutamam düşüncesi de yanlış. Onu da aileler haklı olarak düşünüyorlar. Bir çocuğu üniversite okutmak gerçekten zor. Ama bunun için destek olabilen kurum ve kuruluşlar var. Hatta geri dönüşümsüz, yani ödemek ileride ödemek durumunda kalmayan vakıfların bursları var. Bunlara başvurabilirler. Ya da yardımsever vatandaşlar var, onlar okutabiliyorlar. Üniversitelerin verdiği yemek bursları var. Yemek, barınma adına da destek olabiliyorlar. Bütün bunlar da ikinci planda ailenin ve gencin endişelerinden biri. Sadece burada bunu yazabilirim, başka okulda okuyamam çünkü madden yeterli değil. Ayrıca üniversiteler onlara staj ve part-time çalışma imkanı da sunabiliyorlar. Bütün bunları göz önüne alınca böyle olanaklar da var denilince tabii birey biraz daha kendine özgüveni gelebiliyor. Buna destek olmak gerekiyor. Kulağınızı dış etkenlere biraz kapatıp hakikaten benim çocuğum ne olmak istiyor deyip ve gerçekten yanında durabilmek gerekiyor. Çünkü bütün o aslında sevgi evleri, huzur evi, rehabilitasyon merkezindeki çok etkinlikte gördüm. Sevgi ve iletişim aileyi koparan, yalnız seçimlere neden olan, buna meslek ve kariyerde dahil en büyük etken. Evet. Çok fazla vaktimiz kalmadı aslında ama tabii şunu da sormak istiyorum. Bir taraftan da Engelsiz Yaşam Vakfı Çukurova Bölge evet. Sorumlususunuz. Bence biraz bu vakıftan da bahsetmeden olmaz galiba. Vakfımız önünde engel olan her canlıya yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Yani şiddet gören erkek ya da kadın,
Çocuğu için bir şeyler yapmaya çalışan bir anne de var. Diğer taraftan engelli bir birey de var. Sokak hayvanları da var. Bu anlamda vakıf yıl içerisinde birçok etkinlikler yapıyor, birçok yardımlarda bulunuyor. Ben de vakıf genel koordinatörümüz Şeniz Ulusoy ile birlikte Çukurova bölgesinde güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Birçok yüreğe dokunabildik, birçok kişiye yardımcı olmaya çalıştık. Yine yakında bir cuma günü bir etkinliğimiz olacak huzur evine. Kurum gözetmeden, fark gözetmeden elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geri dönüşümlerden de mutluyuz. En azından birinin duasında yer alabilmek, birinizin Çok yüreğine doğru, çok doğru. dokunabilmek. Evet, doğru bir şey yapıyoruz. İyi ki bunda gönüllüyüz diyoruz ve böylelikle başkalarına örnek olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki, ben çok teşekkür ediyorum size ama şimdi bir telefonum var. Sonrasında beraber kapatırız Tamam. programı ama bugün önemli bir dava vardı. Sevgili izleyiciler, Münevver Kızıl, hepiniz biliyorsunuz daha önce erkek arkadaşı tarafından şiddete maruz kalmıştı. Uzun süredir de davası devam ediyor. Bugün de duruşması vardı. Hemen Münevver Hanım'a bir merhaba diyelim. Hoş geldiniz Münevver Hanım yayınımıza. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Evet, bugün davanız vardı. Sabah 11'deydi galiba. Nasıl geçti davanız? Sonuç çıkmadı herhalde. Ya açıkçası davanın seyri çok iyi geçmedi. Yani çok şaşırtıcı bir gelişme ile birlikte. Bizim bugün davanın ikinci duruşması söz konusuydu biliyorsunuz. Bu evet. 14 asliye cezada görülüyordu. Lakin iddianame hazırlanmıştı ve birinci duruşması görüldü. Bugün ikinci duruşmasının görülmesi üzerine tamamıyla aykırı bir şekilde yetkisizlik kararı çıkarttı Hakime Hanım. 7 gün içerisinde tabii ki buna karşı itiraz hakkımızı kullanacağız. Lakin buradaki en önemli olan hususun şu ve buna dikkat çekmek istiyorum açıkçası. Yani burada İddianame hazırlanıyor ve birinci duruşması görülüyor ve aynı zamanda bugün ikinci duruşması görülen bir davanın yetkisizlik verilmesi yani Türk Ceza Kanunlarına aykırı yani Türk Ceza Kanunlarında buradaki aslında yani bir takım şeylerin ivedilikle yapılmasından ziyade burada gerçek anlamda işleyişin ne kadar aykırı yürüdüğünü ve burada aynı zamanda benim hak ihlalim söz konusu. Yani burada İstanbul yani Çağlayan Adliyesi'ne sevkini yaptığı dosya gidecek ve orada kabul edilecek, orası nereye gönderecek? Ya tamamıyla zaman aşımı, yani zaman kaybı diyelim, zaman aşımı demeyeyim, doğru olmayacak. Evet. Burada yani bu casidir, bir sonraki caside karar aşamasında olması gereken bir davanın gerçek anlamda yetkisizlik verilmesi, yani Türkiye'deki çıkartılan kanunların ne kadar aykırı davranışlarda bulunduğunun göstergesidir. Bunu tabii ki hukukçular çok daha iyi bilirler. Bunun hukuki dille daha çok net ifade edebilirler. Tabii ki ben bir normal vatandaş sıfatıyla kendi bildiğim, öğrendiğim, öğrenmek zorunda kaldıklarımla bunları ifade etmek her ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçekten ben yoruldum. Yani her gün bir adliyeden bir adliyenin peşinde, davanın peşinde koşmaktan. Evet. Ve artık yani bırakın benim emek, benim harcadığım mesaim, benim zamanım, benim birçok şeyi bir kenara bıraktım. Yani burada hiç kimse işini doğru yapmıyor. Yani gerçekten yapmıyor. Yani bu çok saçma değil mi? Yani bunu özellikle hukukçulara sormak istiyorum. Yani davanın ikinci duruşmasında yetkisizlik ne demek ya? Yani kimin aklıyla zorları var bunların ya? Yani şimdiye kadar akılları neredeydi buna yetkisizlik? Madem yetkisizlik verecektin sen bu davayı niye kabul ettin? Yani ikinci duruşmada mı aklınız başınıza geliyor sizin? Kaldı ki bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiri gelmişti. Ve içeri yine alınmadı. Bir takım şeyler, diyaloglar söz konusu oldu. Sonra yargıcın kendi hatasının farkına varması üzerine bir tane muhabir alırım dedi içeriye. Sonra Cumhuriyet'ten kadın arkadaş girdi biraz davayı izlemeye çalıştı ama gerçekten
Ben artık yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunları nasıl telaffuz edeceğimi bilemiyorum. Yani sadece yoruldum. Yani gerçekten yoruldum ve bıktım. Evet, haklısınız. Gerçekten çok uzun zamandır uğraşıyorsunuz çünkü. Evet, görülen o ki bugün ikinci duruşmada da yetkisizlik kararı verildi. Ben yine de yayına katıldığımız için hem teşekkür ediyorum hem de geçmiş olsun diliyorum Münevver Hanım. Ben Sağ çok olun. teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Evet, çok uzun süredir aslında mücadele ediyordu Münevver Hanım. Bu tehdit davası ile ilgili ikinci duruşmada da yetkisizlik kararı verilmiş. Ben size de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizin nezdinizde ayrıca tüm ekibe, Women TV ailesine çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, kadının gündeminin bugün de sonuna geldik ama yarın aynı saatte biz yine burada olacağız. Siz de gelin olur mu? Hoşça kalın.